Petrol Ofisi sosyallikle hayalin gerçeğe dönüşüyor. Sen de Süper Lig futbolcularından takımını kurup bu büyük heyecana ortak olabilirsin. Oynaması da çok kolay. Uygulamayı indiriyoruz, transferlerimizi yapıyoruz ve bu büyük heyecana ortak oluyoruz. Süper Lig'in en zor haftasındayız. Sosyal lig oynayanlar için de en zor hafta. Kadro belirlemek hiç kolay değil. Neden? Çünkü bazı takımların iddiası kalmadı. Bazı takımlar iddialarını tamamladı ve prestij için sahaya çıkacak. Bazı takımlar da şampiyonluk, Avrupa kupaları için mücadelelerine devam edecek. Bu ortaya şöyle bir tablo çıkartıyor. Teknik direktörler rotasyona gidebilir. Ama biz hangi teknik direktörün hangi oyuncu üzerinde değişiklik yapacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla bir belirsizlik var ama kafamda da benim yine güçlü bir 11 var. Bu güçlü 11'i 3-4-3 şeklinde sahaya yaydım. Geçen hafta olduğu gibi kaleye de Yeni Malatyaspor kalecisi Fornello'yu koydum. Fornello son haftalarda eldivenleri eline geçirdi. Başarılı bir performans sergiliyor. Yeni Malatyaspor'un defansı çok iyi. Bu hafta Kayserispor karşısında Fornello bence gol yemez. Kalecimizi seçtik. Güçlü bir de defans hattı kurmamız lazım. Yine güvenilir isimlerden bu hattı oluşturacağız. Öncelikli olarak defansın sağ kanadında Filip Novak Trabzonsporlu geldiği günden itibaren belirli bir istikrarı korumayı başarıyor. Rakipleri Karabükspor. Karabükspor geçen hafta Fenerbahçe'ye çok farklı yenildi. Artık ligde veda turunu da tamamlamak üzere. Dolayısıyla Trabzonspor gol yemez. Novak da bizim kasamızı doldurur, puanlarımızı arttırır. İkinci olarak Roman Neustadter Fenerbahçe'den. Fenerbahçe şampiyonluk için, en azından iddiasını sürdürmek için, son ana kadar zorlamak için Atiker Konyaspor'u yenmek zorunda. Atiker Konyaspor geçen hafta ligde kalmayı garantiledi. Fenerbahçe maçın net favorisi Roman Neustadter de bu sezon Fenerbahçe'nin ilk haftalar dışında herhalde görünmez kahramanlarından birisi. Hem bunu ödüllendirmek hem de Fenerbahçe'nin gol yemeyeceğine inandığım için Roman Neustadter'i kadroya alıyorum. Son olarak Beşiktaş'ın sağ kanat oyuncusu, deneyimli sağ kanat oyuncusu Gökhan Gönül de forvete yaptığı katkıyla zaten adından söz ettiriyor. Sivasspor karşısında da Gökhan Gönül etkili olacaktır. Dörtlü bir orta sahayla mücadele edeceğiz. Orta sahamızın ilk ismi Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı. Karabükspor karşısında Yusuf Yazıcı'nın gol atma şansı hayli yüksek. Diğer taraftan Antalya derbisi var. Antalya derbisinde iki hedefsiz takım. Antalya Spor kümede kaldı, rahatladı. Alanya Spor kümede kalmayı başardı, rahatladı. Dolayısıyla aynı şehrin iki takımı güzel bir mücadelede, rahat bir mücadelede karşılaşacaklar. Bu sezonun flash isimlerinden Emre Akbaba bu maçta da kendisini göstermek isteyecektir. Diğer taraftan Beşiktaş Sivasspor'la karşılaşacak. Sivasspor yapı itibariyle rakiplerine alan ve zaman bırakan bir takım. Anderson Talisca bu alan ve zamanı en iyi değerlendirebilecek oyuncu. Edin Visca bu sezonun tartışmasız yıldızlarından birisi. Hem gol atıyor hem arkadaşlarına gol pası veriyor. Başakşehir şampiyonlukta iddialı. Rakipleri Kasımpaşa gol atmak zorundalar. Ben iddialıyım. Bu gollerden en az birini Edin Visca atacak ve bir de gol pası verecek. Dolayısıyla dördüncü ismimiz de Edin Visca. Forvet hattına kaptanımızdan başlayalım. Gomis, Bafétimbi Gomis Galatasaray'ın bu sezonki iyi gidişinde en büyük pay sahibi futbolculardan birisi. Geçen hafta da golünü attı Bafétimbi Gomis. Şampiyonluk maçını da ben boş geçeceğine inanmıyorum. Diğer taraftan eğer Antalya Spor kümede kaldıysa bunda Dukara'nın büyük bir emeği var. Eto'nun yerine geldi. Zor bir formayı giydi. Önemli bir sorumluluğu omuzladı ve Dukara takımın kümede kalmasını sağladı. Antalya derbisinde Alanya karşısında Antalya Spor'un en büyük kozu olacak. Son futbolcumuzu da geçen hafta da almıştık. Yine güveniyorum ben Seleznov'a. Yine gol atacağına inanıyorum. Akhisar Spor'un Ukraynalı futbolcusu Seleznov kadromun son ismi. Bu hafta ben dengeli bir kadro kurmayı tercih ettim. 11 futbolcuyu 10 değişik takımdan kadroma kattım. 75 milyon euroluk bir başlangıç bütçemiz var biliyorsunuz. Ama siz benden farklı bir bakış açısıyla kadro kurabilirsiniz. Bütçenizi aşmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda bir alternatifimiz var. Çok da basit bir alternatif. Petrol Ofisi istasyonuna gidiyoruz. Bir pozitif kart alıyoruz. Bu kartı aktive ettikten sonra oyun içinde tanımlıyoruz ve ekstra 10 milyon euroluk bütçeye sahip oluyoruz. İstatistiklere baktık, kadromuzu kurduk ve şimdi sıra geldi ödüle. Her hafta liderlik tablosundaki ilk 100 kişiye Petrol Ofisi'nden 100 liralık akaryakıt hediye. Haydi hep beraber Petrol Ofisi Sosyal Lig'e.